Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayral merhubin, ya hayral matlubin, ya hayral merhubin. Ya hayral mes'ulin, ya hayral maksudin, ya hayral mezkurin, ya hayral meşkurin. Ya hayral mahbubin, ya hayral munzilin, ya hayral müstehnisin. Subhaneke ya la ilahe illa ente el eman el eman ecirna minen nar. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا وَصَلَّى اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Mesnevi Nuriye Zühre Risalesi 13. nota 5. meseleden okuyorduk. Ben şöyle takip ettiğimiz linki paylaşayım. Nasıl ki bir vakıf malını zapt etmek zulümdür, işte aynen öyle de cemaatin emeğiyle, birçok ferdin emeğiyle ortaya çıkan bir neticeyi, bir güzelliği o cemaatin liderine vermek üç açıdan zulümdür demişti. Hem cemaate zulümdür, hem cemaatin liderine zulümdür, hem de kendine zulümdür demişti. Biz bu listeye bir zulüm daha eklenebilir demiştik. O da o neticeye ihtiyaç duyan, o neticeye, o derse, o dersi Kur'aniye muhtaç olan kimseler için de zulümdür. O kimselere engel olma, perde olma ihtimali var demiştik. Çok ciddi bir meseleydi bu. Hala da ciddiyetini muhafaza ediyor. Ve şu cümleyle bitirmiştik. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynadır. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur. Müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Bu çok ince bir nokta. Yani hatta daha nasıl açık konuştum ki yani bu adam diye espri de yapmıştık. Vesileler vermemek değil de yani ona vesilelik vermemek zulümdür. Yani yok ki öyle bir şey anlamında bir tecelliyi inkar etmek zulümdür. Bak, fakat ma mafi vesilelikten fazlasını vermek de zulümdür. Yani bunun dengesinin çok mühim olduğuna, bu dengenin gözetilmesinin çok önemli olduğuna herhalde bugün Said Nursi dendiğinde veyahut Risale-i Nur dendiğinde veyahut Risale-i Nur okuyan insanlar dendiğinde akla gelen manalar çok açıkça şahit diye düşünüyorum burada konuştuğumuz konuların ehemmiyetine. Kaldığımız yerden okumaya devam ediyorum. Hatta bazı olur ki, linki tekrar paylaşayım. Hatta bazı olur ki, bugün de çok enteresan bir konuyu konuşacağız bu arada. Yani 14. notada, esbab
meselesini gündeme getirecek. Ondan evvel bu meseleleri tartışması da ayrıca ilginç. Zihnimizde tutalım diye söylüyorum. Şimdi yani biz bir yerde görünen, bir aynada görünen, bir yaratılmışta görünen özellikleri hakiki sahibine değil de aksettiği, göründüğü, tezahür ettiği yerin ta kendisine izafe etmenin insanın varoluşu anlama ve anlamlandırma çabasındaki yersizliğini, tabansızlığını anlamaya çalışıyordum. Alaaddin Zühre derslerinde kayıtlarda alt başlıklar yazılmıyor, yazılsa istifadeye medar olur. Şey mi? Kayıtların ismini mi kastediyorsun Alaaddin? Web sitesine yüklenirken takip edilen listeler, yani Zühre deyip diyoruz galiba sadece. O anlamda mı? O anlamda söyledin herhalde. Ya öyle bir kaçıncı nota, kaçıncı mesele? Doğru diyorsunuz. Doğru. Evet. Öyle başlamak da lazımdı. Yanlış yaptık, hata ettik. İnşallah. Ama mesela sizde bunun hangi kayıtta neresinin okunduğunun listesi varsa, mesela bunun Excel olarak veya herhangi bir dosya olarak bana iletirseniz halledebiliriz. Veya bana, doğrudan, beni hiç aracı kılmadan doğrudan Emine ulaştırabilirsiniz mail ile. Çok güzel olur. Bundan sonrasında da dikkat edelim. Ben de katılıyorum size. Sonra özellikle bir yeri çalışmak istediğinizde bu hangi kayıt acaba diye karşınızda 80 tane kayıt görünce herhalde 50'lerdedir falan deyip giriyorsunuz. Sonra ara ara bir de dersin başında da 3-5 dakika dua bulana kadar canı çıkıyorsun. Dediğiniz doğru. Doğru anlıyorum sizi. Empati kuruyorum. Anlıyorum. Dediğiniz doğru. İnşallah. Çok güzel olur. İnşallah. Şimdi şuraya geliyorduk. Burada bugün öyle enteresan bir konuyu gündeme getirecek ki bunu başka yerlerde de tartıştığı küçük meseleler var. Küçük küçük yerlerde tartışıyor. Şimdi geçen hafta onu özetlemeye çalışıyordum. Mazhar değil, masdar değil yani sudur ettiği kendisinden ortaya çıkan kaynak menba değil, mazhardır, makestir. Evet bir özellik görünüyor doğru. Bir özellik göründüğü doğru. Mesela Said Nursi özelinde konuşursak evet Said Nursi üzerinde bazı özellikler görünüyor doğru. Bu özelliklerin kaynağı odur şeklindeki geçişin yanlışlığını konuşuyorduk. Bugün bu metnin son paragrafında bir başka yani esbapperestliğin bir başka yönünü konuşacak. Ve şu cümleyle özetliyor onu ilk başta bakın. Şimdi çok enteresan, çok enteresan. Hatta bazı olur ki masdar telakki edilen bir üstad ne mazhardır ne masdardır. Bu hadi canım oradan dedirtecek noktada bir mesele. Yok abi bu böyle bir tehlike de mi var? Böyle bir tehlike de var. Bunun analizini yapacak. Bu çok enteresan bir mesele. Yani görünen bir özelliği hakiki kaynağına izafe etmemek bir problem olduğu gibi öyle bir özellik de yok. Yani üzerinde öyle bir özellik de görünmüyor. Doğrudan yine ona izafe ediyorsun. Ya, bu enteresan bir mesele. Çok enteresan bir mesele. Açacak şimdi. Bazen öyle hal ve zamanlar oluyor ki diyecek, dedi. Yani üstadım dediğin kişi itikaden ve bu kainat, yani ne demek itikaden? Bu kainatın varoluşunu incelediğimizde zaten mastar olmadığı sonucuna erişiyoruz. Ama esbab dairesinde mazhar bile olmadığı durumlar var ki sen yine mastar olarak telakki etme tehlikesi içerisinde kendini bulabiliyorsun. Ne demek ki bu? Çok enteresan bir durum. Yaratılışın içinde çok ama çok ince bir espri var diyecek.
Yani mastar telakki edilen bir üstad, yani güzelliklerin kendisinden südur ettiğini düşündüğüm bir abi, hoca, başkan, reis, lider, her neyse o. Ne mazhardır ne mastardır. Böyle durumlar da var. Bazen böyle hallerde tecrübe ediyoruz diyor. Yani yok yani hakikatte hocasında öyle bir özellik de yok. Öyle bir haslet de yok. Çok enteresan. Çok enteresan. Biraz düşünelim bu konu üzerinde. Ben tecrübelerinizi, gözlemlerinizi, zihninizde uyanan manaları dinlemekten çok memnun olurum. Belki müridin saffeti ihlasıyla, şey mi diyelim ona, saffeti ihlasıyla, böyle anlama çabasıyla çırpınan veya ciddi bir has, katışıksız bir muhabbet ve ciddi bir konsantrasyonla ve kuvveti irtibatıyla, yani ciddi yakın bir ilişki var, yaşanmışlıklar var, tecrübeler var, ciddi bir fokuslanma var ve ona hasrı nazar ile, yani üstadına, hocasına, abisine tamamen konsantre olduğundan o mürit başka yolda aldığı füyüzatı, kilit vurgu burada, başka yolda aldığı füyüzatı üstadının mirat-ı ruhundan gelmiş görüyor. Başka yolda aldığı füyüzatı üstadının mirat-ı ruhundan gelmiş görüyor. O talebe başka bir vesileyle kendisine ulaşan bir feyzi. Feyzi burada şimdi bir, yani bir anlam, bir mana diye görelim. Meselelerin hallolması veya bir anlam, bir mana kümesi diye yaklaşalım. O kimse başka yol, başka vesile ile aldığı bir feyzi, üstadım dediği, hocam dediği, abim dediği neyse o, o kimseden gelmiş görür. Bu ne demek ya? Bu nasıl mümkün oluyor? Bir örnek verecek şimdi ben siz düşünce dururken oraya da okumak istiyorum. Bir örnek verecek ama lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Çok memnun. Bu nasıl mümkün olacak ki? O mürid başka yolda aldığı füyüzatı üstadının mirat ruhundan gelmiş görüyor. Oh. Enteresan bir nokta daha var. Oraya işaret etmek istiyorum diyor Said Nursi ama bir yandan da şefkatli olmaya çalışıyor biliyorsunuz. Yani kırmayayım, dökmeyeyim demeye çalışıyor. Kırmayayım, dökmeyeyim derken de üstü biraz kapalı konuşmaya çalışıyor. Ama ne demek istiyor anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir örnek verecek. Nasıl ki bazı adam mirati ruh aynasında çözüldü mü mesele? Mirat-ı ruh ne demek diye sormuş Ali Mermer de. O ruhun aynasında, yani buradaki özel, o ruh aynasında dediğinde ben şöyle anladım onu. Üstadım dediği, o kimsenin üzerinde o özellik var gibi görünüyor. Oradan geliyormuş gibi görünüyor. Şimdi bir örnek verecek bana da oraya gönderme yapmak için bu mirat-ı ruh ifadesini kullandı diye anlıyorum. Ama sizin fark ettiğiniz, gözlemlediğiniz bir başka vurgu varsa paylaşırsanız çok memnun olurum. Bana bir az sonra vereceği örnekle ilgili alakalı gibi göründü. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede Allah Allah. Benim bir programı kapatmam gerekiyor diye anladım şu an, sizi de rahatsız etmemek için. Evet. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O ayine de çok garayibi müşahede eder. Ali Mermer, yani mazharmış gibi görmekteyim. Hatta öyle bir gözlemin de gerçeği de yok diyor galiba. Evet. Evet, ben de böyle, ben de sizin dediğiniz gibi anlıyorum. Güzel ifade ettiniz.
benim üstadım, ruh abim, hocam neyse şöyle şöyledir diye hani bir Ziyaettin mevzusu vardı. Böyle referanslar vermek de çok hoş değil imanın eğitimi terbiyesinde de. Hani bir Ziyaettin mevzusu var ya senin kafandaki Ziyaettin'i seviyorsun. Hakiki Ziyaettin'i sevmiyorsun diye bir mevzu vardı. Onunla alakalı bir anekdot vardı Said Nursi ile bir talebesinin arasında. Gördüm ki üstadım dediği, hocam dediği kimseye karşı bir fazla bir muhabbetin içerisinde, yani burada bahsedilen meseleye biraz uygun düşme noktasında, onu uyardım diyor Said Nursi. Senin zihnindeki Ziyaettin'i seviyorsun, hakiki Ziyaettin'i değil. Ben ise hakiki Ziyaettin'e muhabbet duyuyorum. Yani vesile olan, ayna olan ve aksettirdiği miktarın da farkında olan biri olarak Ziyaettin'i seviyorum. Sen ise, Ali Merve'nin ifadesini kullanayım, bazı hem onun bir mastar olarak görüyorsun, burada bir hatan var, halbuki o mazhardır. Daha da ilerisinde kafanda bir Ziyaettin var senin. Yani mazharmış gibi görüyorsun ama öyle bir gözlemin de gerçeği yok. Benim abim şöyledir, hocam böyledir diye atıp tutuyorsun da öyle bir hadise de yok. Peki insan nasıl böyle bir şeyin içerisinde? Şey uçmaz, mürid uçurur diyorlar, diyor Ali Mermer. Evet, Galat'ı meşhur olmuş değil mi? Galat'ı meşhur olmuş diyorum, özür diliyorum. Bir yaygın bir ifade olmuş, şey uçmaz, mürid uçurur diye. Olmayan özellikleri de izafe etme eğilimi içerisinde oluyor insanlık. Yani bizler hepimiz bu tehlikeye karşı açığız. Sakın kendimizi böyle bir tehlikeden korunmuş, hiçbir zaman böyle bir tehlikeye düşmemek için yeterli donanıma sahip kendimizi görmeyelim. Ama bu donanımı nasıl sahip olabiliriz diye çalışmanın da anlamlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu çalışmaları yapıyoruz. Aman takva ehli olmak demek zaten ne demek? Alarmda olmak demek. Aman yanlış yapmayayım. Aman hata içerisine düşmeyeyim. Ben öyle anlıyorum takvayı. Aman yanlış yapmayayım diye alarmda olmak. Bu alarmda olmak şuurluluğu gerektiriyor. Şuurlu olmakla birlikte de ölçütlerimizin olması gerekiyor ve meselelerin farkında olmamız gerekiyor. Bu tarz hataların farkında olmamız gerekiyor. Ha, demek ki böyle bir durum varmış. O zaman ben dikkatli olayım. Ben mazharmış, mazhar olarak mı görüyorum, mastar olarak mı görüyorum, muhabbet duyuyorum, istifade ediyorum bu kimseden dediğim kişiyi. Mazhar olarak mı görüyorum, mastar olarak mı görüyorum? Birinci mesele bu. Daha da ötesinde ama burada bir problem var, oraya girmeye çalışıyorum şimdi. Bir hata daha var. Daha da ileride bir hata var. Daha da garip bir hata var. Mazhar olarak görüyorum da öyle bir hadisenin şehadet aleminde mevcudiyeti yok. Aa, bu çok enteresan bir mesele. Uğur, soruyu genişletelim. Bizim dinimiz şöyle harikadır demek de aynı perspektiften değerlendirirsek çok acı sonuçlara ulaşabiliriz gibi geldi şu an. Zaten en büyük hata, yani bu hatanın içerisine düşmekten Rabbim hepimizi korusun, bizim vurgunun içerisinde. Yani sizin gündeme getirdiğiniz genişle hakikaten geniş bir mesele, daha farklı hataları da içerisinde bulunduruyor. Biz dinillah demeye çok alışkın büyümedik. Allah'ın dini yaklaşımına çok aşina değiliz. Resulullah, Allah'ın Resulü anlayışına da çok aşina değiliz. Bu noktada bir eğitimden geçmedik, o açıdan söylüyorum. Ama dediğiniz doğru. Bu daha da genişleteceğiz dinimiz noktasında. Bu esbabın tesiri meselesi hayatımızın her yerini sarmış durumda. Şimdi şu örneğin içerisine bir girmeye gayret edelim mi bir daha? Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede, bir cama konsantre ola ola, alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır, o aynede çok garayibi müşahede eder. Hani hipnotizma diyorlar ya, hipnoz diyorlar ya bugün. Hipnotize etme sanatında kullanılan yöntemi nazara veriyorum burada. Manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede, alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Yani bir çeşit uyku haline girer, bir çeşit uyuşukluk hali hasıl oluyor insanda.
tam uyku değil ama tam şuurluluk durumunun da mevcut olmadığı bir hal. Bir nevi özel uyku hali, kimileri trans diyorlar, trans haline girme hali, yani şuur devrede değil ama tam uyku hali değil. Çeşitli telkinlerle başka bir yaratılış içinden giriyor insan. Çok enteresan bir yaratılış biçimi diyor Said Nursi. Çok dikkatimi çekti diyor. Ya, o aynada çok garayı bir müşahede eder. Yani o trans halinde, o hipnoz halinde diyelim. O aynada, o cam parçasında sanal olarak yansıyan görüntü bile o olmamasına rağmen. Yok öyle bir şey. Trans halindeyken orada bir şeyler gördüğünü iddia ediyor. Gördüm diyor. Görüyorum diyor. Şuur yok ama. Ciddi bir konsantrasyon ve dikkat kesilmenin çok farklı bir neticesi. Halbuki okumaya devam ediyorum. Halbuki aynada değil, belki aynaya olan dikkati nazar vasıtasıyla. Aynanın haricinde hayaline bir pencere açılmış. Görüyor. Onu görüyor. Bir nevi rüya gibi. Yani şehadet aleminde mevcut olmayan yoğun bir odaklanma olarak anlıyorum diyor Alaaddin'de. Şehadet aleminde mevcut olmayan, yani buradaki ifadesiyle aynada mevcut olmayan, aynanın haricinde bir pencere açılması. Hayale gelen bir görüntü var. O görüntünün alemi şehadette mevcutmuşçasına bir hissi ilişki kurma, bir rabıta kurma hali yaşıyor insan. Bu kainatın içinde gözlemlediğimiz bu yaratılış biçiminde. Anlıyorum ki diyor, bu insanlar nasıl böyle şeyhim, üstadım, hocam dediği şeyh uçmaz müridini uçurur. Bu nasıl mümkün oluyor? O aynada, o Ziyaddin örneğini verdik ya, Ziyaddin'de böyle bir özellik olmamasına rağmen yok yok benim hocam şöyle şöyledir gibi. Bu nasıl mümkün oluyor dediğimde kainatın içerisindeki bu yaratılış biçimi bana çok güzel bir temsil olarak göründü. Manyetizma, hipnoz. Onun içindir ki bazen nakıs bir şeyhin halis müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir. Bir de böyle yönleri de var. Bu da meselenin ayrı bir boyutu. Ve döner şeyhini irşad eder, şeyhinin şeyhi olur. Bu da enteresan bir husus ama az önce gündeme getirdiğim bir konudan devam etmek istiyorum. Eğer sizler için de uygunsa. Yani problemin iki boyutuna burada fokuslanmak istiyorum. Bir, o kimse üzerinde bir özellik görünüyor şehadet aleminde. O kimsede bu özellikler var diye, o özelliklerin sahibi odur diye mazhar ve vasıta bilmeyip de mastar ve menba bilme durumu var. Daha önceden çalıştığımız, bu metni çalışırken çalıştığımız kavramları kullanmaya çok gayret ediyorum. Onu kaynak bilme. Bu ikinci gündeme getirdiği meselede ise o kimse üzerinde öyle bir özellik dahi yok. O kimsede bu özellikler var diye iddia ediyoruz. Çok enteresan bir hal. Bu mesele üzerine Yakup'un elini gördüm, hemen bırakacağım. Said Nursi'nin bu manyetizma örneği üzerinden bir dakika, bu bana dedim çok enteresan yerleri çağrıştırdı. Bu örnekle neleri çözümlemeye çalışıyordu diye şöyle bir dikkatle bir daha bir bakma ihtiyacı hissettim. Derse gelmezden evvel. Şunu fark ettim. Vahiden ders almayan ve vahye kulak açmaya tepkili meselelere karşı biz bu yaklaşıma deccalvari yaklaşım diyoruz ya. Deccalvari yaklaşımdaki kimselerin insanları nasıl etkilediğine yönelik konuştuğunda manyetizma ile muhafaza ettiğini söylüyor. Çok enteresan. Şualarda falan bu. Yani
küfrün karşısındaki bu eğilimin manyetizmayı kullandığını söylüyorum. Buradaki sebeplere tesir verme noktasında çok önemli bir kavram olarak hissettim. Hatta eski Said bu manyetizma sırrına o kadar önem veriyor ki orada da daha bunu fark ettiğini görüyoruz. Cehli basiti cehli mürekkebe kalbeder diyor. Yani İşarat adlı eserinde. Yani basit bir cahil iken, yani ilk kısmı basit bir cahillik olarak görebiliriz belki. Yani tevhid üzerine tam yoğunlaşmamış bir zihnin sorgulamama neticesinde içine düştüğü bir hal. Diğeri ise cehl-i mürekkep, bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Yani şehadet aleminde vücudu olmayan bir iddianın arkasına gidiyor. Nursi buna meçhul, hayali bir şeye parlak bir isim takmakla anladım diye böyle zannediyor diyor insanlar. Esbapperestliğin hani bir başka boyutu da biz diyoruz ya bunu bu varlığın ortaya çıkması için ilim lazım, irade lazım, sanat lazım. Bu özellikler esbab olarak görünen eşyada görünmüyor bile. Yani bırak onlarda o özellik görünüyor da biz onların kaynağı, o özelliklerin kaynağı olarak onu biliyoruzu. Kainatın içerisinde ilim, irade, sanat gözlemlenmiyor bile. Eşyanın içerisinde böyle bir özelliğin olduğunun alameti bile yok. Biz buna rağmen esbapperest olabiliyoruz. Yani yine manyetizma meselesiyle ilgili. Yani bu manyetizma ve mazhar olma meselesi enteresan bir mesele gibi göründü bana. Sizin düşüncelerinizi açmanızı bekliyorum. Geçen haftaki mektubat dersi sitede görünmüyor demişsiniz. Özelden arkadaş göndermiş, Allah razı olsun. Şöyle bir problem yaşadım, yükleyemedim. Sonra bir daha denedim, yine yükleyemedim. Bir daha deneyeceğim. Eğer olmazsa arkadaşla beraber çözeceğiz. Ama Allah razı olsun. Yani farkında olduğunuz için Allah razı olsun. Hatırlattığınız için bir daha Allah razı olsun. Buyurun Yakup. Ben şey mevzunu gündeme getirmeye çalışacağım. Enteresan bir şey dikkatimi çekti. Eğer ortada bir güzellik varsa, bir kere orada herhangi bir kimsenin mastar olduğuna şahit olamazsın. Oradaki kişi ya mastar olacak ya da başka birisinin saffetiyle mazharmış gibi görünecek demeye getiriyor gibi geldi. Yani şey bilmiyorum nasıl ifade edeyim. Burada mürit diye tarif edilen kişinin saffet-i ihlası diye tarif edilen hali yani saf bir şekilde, temiz bir şekilde hakikate muhatap olma talebi, arzusu, duası hakikatin yaratılması için bir sebep teşkil ediyor. Galiba illet diyebilir miyiz buraya bilmiyorum ama sebep teşkil ediyor. Sonrasında bu hakikatin gelmesi için gerekli de demeyelim ama mümbit zeminler kullanılıyor. Ortada mümbit zemin kim varsa onun vesilesiyle o hakikat gönderiliyor. Yani burada bence birey olarak bize çok müthiş bir ders var. Sen hakikate talip olduğun ve saf bir şekilde talip olabilirsen eğer hakikati talep edebilirsen temiz bir şekilde, bunun için dertlenirsen, orada hakikatin gelmesi için münbit bir zemini kim teşkil ediyorsa onun vesilesiyle o hakikat gönderilir. Bunu kişilerden bekleme, bunu o abi, hoca, üstad dediğin insanlarınmış gibi düşünme. Bu talep karşısında Cenab-ı Hak dua edene cevap veriyor, isteyene veriyor. Bu temiz talep karşısında o birilerini kullanarak, birilerini vesile kılarak sana hakikati yollar. Mesajını gördüm, heyecanlandım, paylaşmak istedim. Allah razı olsun. Dediğin noktaya bence yani oraya tam vurgu yapılmamıştı. Bence o vurgu çok yerinde oldu. Yani şiddetli bir arzu ve talep etmenin neticesinde bir yaratılma var. Bu güzel. Bir de Yakup, ben senden bu manyetizma kavramı hakkında da dinlemek isterim. Nedir arkadaşım bu hadise? Çünkü
olmayan bir şeyi oluyor, öyleymiş gibi görme hastalığına götüren bir yönü var mesela. Bu acayip bir hadise. Ali Mermer bir örnek verdi mesela. Risale-i Nur'u okuyan, camia, Risale-i Nur'u anlamaya çalışan kimselerin içine düştüğü bir pratikten bir örnek. Geçen hafta üzerine konuştuğumuz konu için de yerinde bir örnek olarak gördüm ben bunu. Risale-i Nur bütün meseleleri çözmüştür. Nereden çıkarttın arkadaşım sen? Sen bunu nereden çıkarttın? Böyle bir şey var mı ya? Bu nasıl bir iddia? Bunu gören bir insanın bunlar trans halinde ya, bunlar kafayı yemişler herhalde demesi kadar fıtrata uygun bir hadise var mı? Beyin yıkamanın sonucu gibi görüyorum diyor. Manyetizmayı anlamaya çalışıyorum diyor hala Ali Mermer. Ben de anlamaya çalışıyorum. Yani demek ki bu garip bir hal. Yani sebeplerin tesiri yoktur çalışmasında biz hep gördüğümüz varlık aleminde mevcut olan bir özelliğin hakiki kaynağına izafe edilmemesi problemini çalışıyoruz genellikle. Burada şehadet aleminde dahi olmayan, şehadet aleminde dahi gözlemlenmeyen bir özelliğin şehadet alemindeki bir yaratığa izafe edilmesi problemi çalışılıyor. Allah Allah. Ve manyetizma buna kainatın içinde garip bir temsil gibi göründü bana diyor Said Nursi. Yumuşak yumuşak geçiyor ama çok sert konuşuyor gibi geldi bana. Muhammed Said Çakır elin havadaydı. Hepimiz gördük arkadaş. Selamun Aleykümselam. aleyküm. Elim kaldırdım sonra indirdim bahsedildiğini düşündüğüm için ama tekrar olabilir. Benim anladığım daha çok ön plana çıkan benim için daha çok ön plana çıkan bir mana her bir insanın her birimizin kendi bağlamında eğitimi devam ediyor. İnsani hallerimizin aşılması diye bir durum söz konusu değil hiçbir kimse için. Yani bu bağlamda hani bir suçlama veya böyle tabiri caizse hani şey üçkağıtçı pozisyonda değil, insan olduğu için hata yapıyor. Bu nokta dikkatimi çekti çok. Mürit veya şeyh diye isimlendirmek yani insanın hakikatini, gerçeğini değiştirmiyor. Allah razı olsun. Bir ilişki türü içerisinde çıkan kavramlar bunlar aslında. Bir hiyerarşiyi ifade etmiyor anlamında anladım. Ali Mermer'in eli havada buyurun. Yorumunuzu da yorumlarsınız Evet. Önce ülkenin savunulması için güçlü olmak lazım diye beyinleri yıkıyor. Ondan sonra gidiyor mesela çok büyük milletten topladığı para vergiyle çok büyük oranda masraf yaparak silah alıyor. Bir hayali düşman var. Her ülkeye diyorlar ki siz tehlikelisiniz. Tehlike altındasınız. Her zaman size zarar veren düşman var diyorlar. Her ülkeye ama. Beyinler yıkanıyor. Herkes kendi evini silah deposu yapıyor. Şimdi öyle. Siz farkında olun olmayın. Bütçenin %40'ı. Yani sen ödediğin vergiler var ya alışverişinde tüketim vergisi, KDV bilmem ne diyorlarsa onların hepsinin %40'ı silaha gidiyor. Neye? Tehlikedeyiz arkadaşlar. Beyinler yıkandığı için evet ya doğru diyoruz. Sonra milyarlarca lira dese değeri yok dolar. Silah sanayinden ürünlerini satın almak için kullanılıyor. Evet diyoruz ya gittikçe güçleniyoruz. Bak ne kadar güzel yaptı diyoruz. Beynimiz yıkandığı için manyatizma altındayız. Bize tamamen beyinleri yıkanıyor. Tamamen yanlış, sapık bir sonuç.
İşte sizin ulaşmak istediğiniz sonuç budur deniyor. Böylece biz başarıyı orada görüyoruz veya bu örnekte kuvveti orada görmeye başlıyoruz. Evet, askerimiz kuvvetli olmalı diyoruz. Ondan sonra asker bir hükümet yıkma darbe girişimine girdiğinde bu adamlar da kim oluyor diyoruz. Çeliştiğimizin farkında değiliz. Manyetizma noktasında bu verdiğiniz örnek çok hoşuma gitti pratikten. Benim de aklıma şunu çağrıştırdı. Yine medeniyetin içerisinde kendimizi bulduğumuz halleri hatırlayalım. Said Nursi'nin önemli tavsiyelerinden bir tanesi, ya bana böyle bir şey göründü arkadaş ne dersin diye sunduğu önerilerden bir tanesi de, bu medeniyet insanın ihtiyacı olmayan şeyleri de ona muhtaç etmiş dediği hadise. İhtiyacı olmayan şeyi ona muhtaç etmiş. Yani bu kainatı var eden seni ona muhtaç bir şekilde var etmemiş iken, bu kainatın içerisindeki varlığımı devam ettirmem ve varlık maksadımı gerçekleştirmem öyle bir ihtiyacın karşılanmasına bağlanmamış iken, şu 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 benim ihtiyacımdır, o olmazsa olmaz diye bir hayatın içerisinde bulduk kendimizi. Bunun en büyük delili ne mi? Bunun en büyük delili şu: bir evde karı koca, artık sıfatı ben söylemeyeceğim, sıfatı siz biliyorsunuz, artık ne gibi diyeceksek ona, sabahtan akşama kadar çalışıyor, karı koca. Sabahtan akşama kadar çalışıyor, yetmiyor. Yetmiyor. Ve kimse bunu sorgulamıyor. Çok acayip değil mi ya? Sabahtan akşama kadar çalışıyorum ve yetmiyor. Bu noktada vahyin mesajı gerçekten insana huzur kapısı aralayan, bana gerçekten bu içinde olduğum halin bir manyetizma olduğu noktasında, hipnoz olan adamı uyandırmak için tokatlıyorlar ya. Hakikaten sizin bizim tokada ihtiyacımız var. Ali Berber ben bazen sert mi oluyorum diyordu. Ben de ona diyordum. Yo yo, tokatlaman iyi oluyor. Manyetikliğe girmiş olan zihinler olarak tokatlanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü başka türlü uyanamıyor insan hipnoz halindeyken. Bir dakika ya kardeşim, Kur'an'ın vahyin tokadına ihtiyacımız oluyor. Bir dakika ya. Şu 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 olmazsa olmaz. Ya şimdi burada ne biçim konuşuyorsunuz arkadaşlar? Hangi zamanda yaşıyoruz? Şunu bunu kullanmayacak mıyız diye pratikten örnekler getirmeyelim. Mesele öyle çözülmüyor. Onun için söylüyorum. En temel anlamda ihtiyaç kavramını, varoluşun devamı için gerekli olan ihtiyaçlar ve suni ihtiyaçlar, sanal, manyetik ihtiyaçlar diye ayırmayı öğrenmemiz lazım. Manyetik ihtiyaçlar dedim ona, şimdi kelime uydurdum. Manyetik ihtiyaçlar dediğimde ben şunu anlıyorum: herhangi bir terbiye ve eğitimin neticesinde vazgeçebildiğin bir nesne ise o nesne senin ihtiyacın değildir. Mesela istediğin eğitime gir. Hayatın boyunca bütün hayatını susuz yaşayamazsın. Suya muhtaçsın. İstediğin eğitime gir. Ha, bazıları 3 gün su içmeden yaşar, bazıları 5 gün su içmeden yaşar, onu demiyoruz. Ama su içmeden yaşayamazsın. Bu kainatı var eden, senin beşeriyetinin devam etmesini, hayvaniyetinin yani canlılığının devam etmesini suya muhtaç yaratmış.
bu kainatı var, istediğin terbiyeye gir. Hangi terbiyeye girersen gir. Hava almadan yaşayamaz. Bu muhakemeyi devam ettirdiğimizde mesela hangi istediğin ne olursan ol insaniyetinin soru, bir de şimdi insaniyete yönelip bakalım. Ne olursan ol bu hayatı insaniyetinin sorularını susturamazsın. İnsaniyetinin sorularına tatmin edici cevap bulmadan huzurlu olamazsın. İnsaniyetini kaybedersin. İnsaniyetin manaya muhtaç yaratılmış. Ben hakikaten neye muhtaç yaratıldım diye baktığımızda o ihtiyaçlarımı karşılamak için ne yapmam lazım dediğimizde çok da ciddi bir emek gerekmediğini görüyoruz. Peki biz niye bu kadar yoruluyoruz? Yine bu meselenin manyetikliği ile alakalı bir hadise gibi göründü bana. Ali Mermer'in örneğinden çağrıştırdığı için söylüyorum. Ama bir de bizim hani materyalist seküler yorumla yüzleşme meselemiz var ki o felsefe ile kainata materyalist bir felsefe ile yaklaşmaya da yine bu nazarla yaklaşıyor. Bir isim taktın, olmayan bir meçhule bir isim taktın da bu problemi çözdün mü? İlyas Üzüm'ün mikrofonu aç, buyurun. Ha, yanlışlıkla oldu anladığım kadarıyla. Yorumlar var. Ahmet Ali manyetizme insanlar arasında kurguya dayanan insanların zaafını örtülü bir şekilde manipüle ederek, kullanarak insanı bir başka insana veya nesneye yönlendirmek, bağlamak olarak anlıyorum. Enteresan bir manipülasyon bu. İnsanoğlunun böyle bir manipülasyona açık olduğunu öğrenmek beni çok heyecanlandırıyor. Aa, en azından böyle bir mesele varmış diyerek kendimi check etme imkanı veriyor bana. Aa, böyle bir mesele var. Ben böyle böyle diyorum ama hakikaten böyle mi ya? Diye sorgulama imkanı veren bir yönü var. Alaaddin, uyuşturulmuş beyinlerin algılamalarına manyetik algılamalar diyebilir miyiz? Öyle herhalde, öyle gibi görünüyor. Evet, yani bu da güzel bir tahrip. Fakat burada asıl mesele şu, yani hatta bazı olur ki, mesela burada bazı olur ki diyor ama bundan nasıl çıkılacağı noktasında müellif paylaşmıyor düşüncesini. Böyle bir konu var, dikkatli olmak lazım diyor. Bu herhalde bu tevhid bunu kökünden kazıması meselesi, her ne ki var sahibi odur egzersiziyle alakalı herhalde. Yani bu meselenin kurtuluşu herhalde. Son kertede oraya çıkacak. Ama önce problemi anlamaya çalışıyoruz. Ali Mermer uyuşturulmuş, yani beyin yıkamaya tabi tutulmuş. Mesela modayı takip gibi. Enteresan bir konu bu. Kur'an'ın tasvirinde, Kur'an peygamberleri bahseder ya, peygamber temsillerinden bahseder. İnsana rehberlik. Bak, insanın böyle böyle halleri vardır. İradeni hayırda tercih etmenin neticesi noktasında neler seni bekliyor? Haydi tecrübe et noktasında hem bir teşvik hem de rehberlik noktasında peygamber temsillerini kullanıyor. Bana konuşuyor, benim anlayabileceğim şekilde konuşuyor. Bu tasvirlerden bir tanesinde Ali Mermer moda dedi diye söylüyorum. İbrahim aleyhisselam benim var edicim kim? Bu kainat nasıl var oldu? Bu kainat nasıl oldu da vücut buldu? Ben niye bu kainatın içindeyim? Ne yapıyorum ki ben burada? Ne işim var benim burada? Ne işim var benim burada? Ben ne yapıyorum burada gibi soruları bu. İlyas Bey, konuşmak için mi açtınız? Evet. Bu soruları Kur'an'ın tasvirinde genç bir insanın sorduğu sorular olarak karşımıza çıkıyor. Ama
Ama bugün 12, 13, 14, 11 yaşındaki bir insanın en büyük sorusu ve en büyük sorunsalı, en büyük acısı hali hazırda moda olan telefona sahip olmak ya da olmamak, herkesçe bilinen markanın logosunun gömleğinde olması veya olmaması, herkesçe meşhur olan bir markanın logosunun pantolonda olup olmaması, bugün 11, 12, 13, 14 yaşındaki bir insan, daha ilerlerinde yok mu demeyin de orada başlıyor anlamında, İnsanlığa haydi bakalım sen akıl ve bali oldun artık. Yani aklın bu tarz sorgulamalara müsait. Haydi varoluşunu sorgulama, sorgula bakalım haydi anlamında bir imkan verilen yaratılışın içerisinde o yaratılışı nerede israf ediyoruz? Ana sorgulamamızı nereye yönlendiriyoruz? Ali Mermer'in verdiği örnek bana onu hatırlattı. Modaya. Bugün bir gencin en büyük derdi moda. Modaya uygun giyinip giyinmediği, modaya uygun telefonu kullanıp kullanmadığı. Peki Kur'an'ın insan bu şekilde var edildi diye tasvir ettiği İbrahim'den bugünkü yırtık pantolona geçiş nasıl oldu? Bu manyetizma meselesi bana enteresan göründü ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben sizin hissiyatınızı çok merak ediyorum. Size nasıl göründü? Arada bir fark var. Olmayan, şahadet aleminde mevcudiyeti olmayan, yani uçan at gibi, hayalen mevcut olan bir varlık biçimine mazhar ve mazdar şeklinde yaklaşıp kendini bu varoluşunun gayri fıtri bir yaşam biçimi içerisinde bulmak. Bu nasıl bir hadise bilmiyorum. Çok enteresan göründü bana. Evet, Allah razı olsun hepinizden. Bakıyorum elini kaldırmak isteyen var mı? Çünkü hala 10 dakikamız var bu arada. Yani şunun da farkındayım. Dersin bitmesine 1-2 dakika kalmış. Sorusu olan, yorumu olan var mı arkadaşlar demek çok da samimi bir soru değil. Bunun farkındayım. Ya arkadaş ders bitmiş. Bir saattir konuşmuşsunuz zaten çak çak çak. Var mı sorusu olan? Dersin son 2 dakikasında var mı sorusu olan? Şimdi bir soru soracağım. Ders uzayacak. Arkadaşlar diyecek. Arkadaşım ne uzatıyorsun dersi diyecek falan. Çok samimi bir soru değil. Biliyorum. Yeni başladık Cihalat'ın. Ne zaman 50 dakika oldu arkadaşım? Hazır böyle bir, yani böyle bir samimiyetsizliğe düşmemek için şimdiden sorayım istiyorum. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Var mı yorumu, katkısı olan? Bir dakika ya. Bu hakikaten enteresan bir konuymuş. Veya şuraya niye vurgu yapmadık? Metnin içinde şu da vardı. Oraya niye vurgulamıyoruz? Modanın çok önemli olduğuna inanmak gibi. Önemliler listemizi, olmazsa olmazlar listemizi gözden geçirmemiz gerekiyor diye ben kendime bir ölçü, bugün dersten çıkartacaksam benim kendime çıkarttığım ölçü bu. Evet. Arkadaşlardan düşüncesini paylaşmak isteyen var mı diye bakıyorum. Geçenlerde bir tavsiye aldım arkadaşlardan birinden. Böyle kanal sessiz olunca ya çok sessiz oldu diye şey hissetme kendini. Sessizlik de bazen iyi oluyor. Tefekkür ediyoruz o ara. Ondan sessiz oluyoruz. Yanlış anlama dedi. Ha dedim. O yüzden ara ara böyle sesler veriyorum. Beraber düşünelim diye. Çünkü beraber düşünmek için buradayız ya. Eğer paylaşırsanız ben okurum inşallah. 14. notaya bir giriş yapalım mı? Tevhide dair 4 küçük remizdir.
Böyle ara ara hem de yeni katılanlar var aramızda. Ara ara böyle küçük hatırlatmalar, sorgulamak anlamında değil de küçük hatırlamalar iyi oluyor kabilinden bir soruyla başlayayım. Tevhid derken ne anladığımızı şöyle küçük küçük bir özetleyelim mi? Yani tevhide dair dört küçüklerimizden bahsedeceğim diyor. Tevhid dediğimizde, tevhide dair remiz derken neyi kastettiğimizi hatırlayalım mı bir? Şöyle bir arkadaş hemen küçük bir cümle. Tevhid dediğimizde neyi anlıyoruz? 14. notada tevhide dair. Yani ne beklentiyle bu metinleri okuyacağımızı bilelim ki o perspektifle metne yaklaşma imkanımız olsun, mümkün olsun diye söylüyorum. Tevhide dair küçük remizlerden bahsedeceğim derse nasıl bir beklenti içine girmek lazım? Sizi bugün motive edemiyorum. Zaten motive eden sen misin ki de diyebilirsiniz. Bu kadar şirkin konuşulduğu bir ortamda doğru dersiniz. Allah razı olsun. Duasına giriyorum. Yani sizlere şöyle itekleyeyim duasına giriyorum. Mutlakiyet geliyor benim aklıma diyor Alaaddin. Ahmet Ali, insani ihtiyaçlarımızın gerçekliğine karşılık gelmeyen, gerçekçi olmayan iştahlarla bağlanmışız. Gerçekte gerçekçi olmayan hayali dünyalarımızdan hakikatin şokuyla uyanmak, sıyrılmak gerekiyor. Evet, o yüzden sahici sorular sormak gerekiyor Ahmet Ali. Biz gerçek sahici sorular sormaktan çok korkuyoruz, yüzleşmekten de korkuyoruz. O yüzden bu şok ifade, şoka ihtiyacımız var gerçekten. Mutlakiyet, Erkan T. çok güzel bir başlangıç yapmış. Hiçbir sebebe tesir vermiyor. Çok güzel. Tevhid bir eylemedir, bir birlemedir. Yani Allah'ın birliğidir dediğimizde tevhide yanlış anlamış oluyoruz desem abartmış olmam. Çünkü Allah'ın birliği için kullanılan başka bir ifade var. Vahdet deniyor ona, birlik dediğimizde. Tevhid bizzat eylemedir, yani birlemedir. Tevhidi tam kelime kelime Türkçe'ye çevirmek istediğimizde birleme gelecek aklımıza. Yani tevhid eylenen bir şeydir. Tevhid eylersiniz. Tevhid edersiniz. Birlemektir tevhid. Yoksa Allah bir tane değil, üç tane değil, beş tane değil, yedi tane değil, bir tanedir demek ona bu odada tevhid çalışmalarında bizim takip ettiğimiz bir yaklaşım değil. Onu paylaşmak istedim sadece. Tevhid birleme, bizzat eylenen bir hadisedir. Yani tevhid üzere yaşamak veyahut tevhidten bir haber yaşamak. Tevhid eylemek, tevhid eylememek. Hiçbir sebebe tesir vermemek dedi o yüzden Erkan T. Vermemek ifadenizi çok beğendim. Vermemektir tevhid. Yani bu kainatın içerisinde kainat cinsinden hiçbir mahlukun varoluşa dair hiçbir özelliğe sahip olmadığı kanaatine varma noktasında kullandığımız yöntemin adı tevhid. Vermemektir. Alaaddin bugün haberlerin yaptığını manyetizma tabiri bile açıklama yetersiz kalıyor. Hipnoz bile diyemeyeceğiz buna. Dediğiniz doğru. Anlıyorum yaptığınız vurguyu. Uğur, şirkin zerrece yer alamadığı, varlığı sadece kaynağına izafe edildiği anlayış. Etme biçimi. Çok güzel. Şu ifademiz çok güzel. Zerrece yer almadığı. Yani ne enfüste, ne kainatla olan ilişkimde, ne de insan-insan ilişkimde şirkin zerrece içine dahil olmadığı bir eyleme biçimi. Muhammed Said Çakır, varoluşun yaratılmaya ihtiyaç içerisinde olduğu, kaynağının kendi içinde ve kendi cinsinden olmayacağı mutlak bir varlığa izafe edilmesi gerektiği. Çok güzel olmuş bu da. Alaaddin'in mutlakiyet ifadesini de açmış. O zaman şöyle diyelim mi? 14. notanın remizlerine varoluşun yaratılmaya muhtaç olduğunu, bu kainatın içerisinde kainat cinsinden hiçbir varlığın varoluşun kaynağı olamayacağı, dolayısıyla şirkin zerrece yer bulamayacağı bir varlık yorumunu kainat anlayışına
girmek için takip etmemiz gereken yöntemin adı, eylememiz gereken fiilin adı tevhiddir. Bütün varoluşu birleme, o tek kaynağa izafe edilmesi gerektiği sonucuna varmaktır. Bu sonuca varmak için dört küçük işaretçik, dört küçük delilcik, dört küçük remizcik göründü bana kainatın içerisinde. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Haydi benimle birlikte siz de dinleyin diyor. Ha, biz de en azından Allah razı olsun Alaaddin Erkan Tevbe ve Muhammed Said Çakır'dan bu metnin içerisinde ne gibi bir beklentimiz olacak noktasında kanaate vardık. Çünkü Kur'an çalışmalarında bir metni takip eden zihinlerin içine düştüğü en büyük hata muhatap olunan metinden ne gibi bir beklentiyle muhatap olunması gerektiğinin daha önceden karar altına alınmamasıdır. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani öyle. İşte din canım, din için okuyacağız diye metin okumak insanı maalesef ulaşmak istediği sonuca ulaştırma noktası çok zayıf kalıyor ve istenilen sonucu da vermiyor. Ali Mermer, kainatın ve içindeki her şeyin varlık kaynağı ancak tek olur. Mutlak ancak tek olur. Tek olmalı. Nereden ulaşıyoruz bu sonuca? Çünkü mutlak bir kaynak olmalı bu sonuca ulaşmak. Bu sonuca ulaşma noktasına takip edilen eyleme biçimini anlıyorum ben tevhid diye diyor Ali Mermer. Alaaddin, medya ve manyetizma, medya eşittir manyetizma. Ben bugün bu manyetizma vazifesinin arkasında en çok medya var gibi görüyorum diyor. Tevhide göre yaşamak için manyetik algılardan kurtulmak gerekiyor. Bu çağda özellikle medyadan gibi görünüyor bana diyor Alaaddin. Vurgularınız çok güzel. Özellikle ben zaten bu odadaki derslere bir arkadaş dayanabiliyorsa ben otomatikman onun medya bağımlısı olmadığı sonucuna varıyorum. Çok zor bu odada medya bağımlısı bir kimsenin derslerine devam etmesi. Yani bu derslere devam etmesi. Ama bu dediğiniz çok doğru. Şöyle 2 dakikamız var. Bizi haftaya ne bekliyor diye şöyle bir okuyalım mı? Hem de bak bu enteresanmış. Burası da enteresanmış. Burası da garipmiş. Şu kavram hoşumuza gitti. Şunun üzerine bir konuşsak falan diye böyle küçük küçük notlar ala ala ilerleyelim. Buradan girelim inşallah. 14. nota tevhide dair 4 küçük remizdir. Varoluşun yaratılmaya muhtaç olduğunu, kainatın ve içindeki her şeyin varlığının kaynağının ancak mutlak yani tek bir varlıkla izah edilebileceği noktasında hür bir şekilde kanaat getirme niyetiyle yazılan bu metinde 4 küçük remizi paylaşacağım sizinle diyor. 1. remiz. Ey esbab perest insan. Gülüyorum da hep evvelden derslerimizde yapılan vurgular geliyor aklıma. Ey esbab perest insan, yani ey gavurlar diye okumayacağız değil mi? Esbaba perestiş eden, sebebe tapan, sebebin, müsebbebin neticesi gibi görülmesi noktasında eğilimi olan yönümüz. Ey esbab perest insan, ey sebeplere tesir verme eğiliminde olan, bu teklife evet diyen yönümüz. Nefsimiz mi diyelim ona? Ey esbab perest insan, acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Garip cevherlerden, maddelerden, ham maddelerden yapılan bir saray, bir bina, bir sanat eseri görsen ki yapılıyor ve onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te. Bir kısmı Yemen'de. Bir kısmı Sibirya'dan başka bir yerde bulunmuyor. O öyle cevherler kullanılıyor diye düşün bir binanın yapıldığında. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenüpten yani 4 yönü sayıyor. Kuzey, güney, doğu, batıdan özür dilerim. O cevherli taşlar
kolaylıkla cel olup yapıldığını görsen, kolaylıkla o taşların bir araya getirildiğini, toplandığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küreyi arza hükmeden bir hakimi mucizekârdır. Ya bu adam çok enteresan konuşuyor. Çok güzel kelimelerin arkasında o kadar güzel gizliyor ki çok hoşuma gidiyor. Maşallah diyeyim. Maşallah, barekallah. Kur'an'dan güzel ders almış bu noktada. İradesini hayırda kullanmış. Tebrik ediyoruz. Hakimi mucizekârdır. Bu ifadeyi önümüzdeki hafta duralım üstünde diyorum. İşte her bir hayvan öyle bir kasr-ı ilahidir. Meselenin nereye gideceğine doğru ipuçları verdi. İnşallah buradan devam edeceğiz. Alaaddin esbabın tesiri olmadığını idrak etmekte tembellik yapan insan. Ben de böyle okudum diyor Alaaddin. Allah razı olsun. Kasır yapılıyor, her an yapılıyor. Mucizekar, hükmeden hakim, usta. İnşallah cevher, buradaki cevherler temsilde neye tekabül ediyor? Bunlar üzerine konuşacağız. Hep beraber dua edeceğiz inşallah. Allah razı olsun tüm katılanlardan, dua edenlerden, buraya gelip dua edenlerden. İnşallah Rabbim nasipse buradan kaldığımız yerden devam etmeyi nasip eder. İnşallah yarın sabah diyorum, bize göre sabah, yarın lemaat dersinde görüşmek üzere diyeceğim. Ahmet Ali'nin bir yorumu var. Tevhid ilk olarak varlığın kaynağını istisnasız olarak varlığın içinde olmadığı sonucuna var oluşun şahitliğinde ulaşmak. Sonrasında varlığın kaynağından gelecek haberlerin rehberliğinde, varlığın şahitliğinde, varlıkta görülen tüm özellikleri, varlık cinsine olmayan mutlak özellikleri sahip olana bağlamak. Cenab-ı Hak inşallah Ahmet Ali'nin bahsettiği üzere bu kainatın içinde varoluşu sorunsallaştıran, onun üzerine yoğunlaşan, manyetik algılara kapılmayan, vücudu bile olmayan meselelerin arkasından gitmeyen insanlardan eylesin bizi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdu lillahi rabbil alamin. El Fatiha.